Bir seferberlik nedir? Şimdi önceden neydi, şimdi ne oldu onu söyleyeyim. Önceden çok büyük bir klan ekonomisiydi. Hani insanlar rastgele savaş oynayarak, işte bu kale kısmında küpler var ya bizde, 276 bin küp var. Tamam. Onları kasıyorlardı. Ve insanlar bilmiyordu çoğu kişi seferberlik görevleri. Kendiliğinden oluyordu bu. Sonra ne yaptılar bunu? Dediler ki burası çok boş. Bir şeyler ekleyelim dediler. Ve gördüğünüz üzere bu iki tane şey eklediler. Bir karro adresinde kısım. 12 yıl sonra düşünler böyle bir şey Bir ekledi. yerde seferberlik görevleri diyor. Evet. Şimdi ben şöyle. Seferberlik görevlerine tıklıyorum. Tamam. Şimdi burada iki tane görüyoruz. Niye iki tane görüyoruz abi? Evet. Biri görev kısmı, diğeri de bölge açıyorsun. Hangisi Benim görev? önce seferberlik görev, sol ödül Sağdakilerin adı var ya, bak önce şu. ödül adı ile ödül al bak yazıyor. Ha, Sonra ödül al. şu. Tamam. Aldık Şu an senin o ödülümüzü. ilk görevini aldın. Üstüne tıkla şimdi Tamam. oraya. Bak şu an Ödülleri gösteriyor bana burada. Onları anladım. Benim görevlerim nerede peki? Ha, görevlerim de burada. Tamam. Okey. Diyor ki mesela seviye 6 ve 10 araçlarla savaşarak bir savaşta en az 2 düşman aracı yok edin veya bir müfrezede bir savaş kazanın diyor. Müfreze dediğimiz bizim zaten şey yaptığımız, birlikte yaptığımız şey. Ve 25 seferberlik puanı veriyor, değil mi? şey geç abi. Geri o dön. internet Hadi. gitti galiba. Yayında da bir duraksadı. Ha dur geldi. Ha, ha şey mi, kopukluk mu oldu abi? Biz ufukluk oldu evet de Oldu. onunla. Tamam. Şimdi bak, o seferberlik bölgesine girdim ben, tamam mı? Yani şuradaki bir daha baştan şuradan abi, klandan geldik. İki tane bir şey var. Seferberlik Evet. görevi ya da butonu var diyelim. Buraya geldik. Bu bizim görevlerimiz, değil mi abi? Burada Senin yapacağın günlük görev. günlük görevleri görüyoruz ve 10 saat sonra da bunu resetliyor. Onu anladım ben. Evet. Tamam. Peki ben bunu yaptıktan sonra, bu görevi yaptıktan sonra bu ikinci görevi, üçüncü görevi mi yapıyorum? Evet. Okey. Sırayla gidiyor görevler. Tamam. Mesela Peki şöyle şu var söyleyeyim. görevlerde. İlk görevi tek başına yapabiliyorsun. Tamam. Mesela sana ne demiş? İki düşman aracı yok et. Yani. Bir savaşta en az. Bunu yapıyorsun ya. Hı. Bu bitti. Bir kere yapacaksın diyor. Sonra ikinci görev açılıyor. İkinci Anladım. görevi de iki kez yapacaksın diyor. Bunu ama takım arkadaşınla yapacaksın, klandan. Klandan takıma. Bu Yani çok tek de önemli. yapabiliyorum. Bu Tamam. görevi de yapacaksın iki kere. Sonra üçüncüsü açılacak. Üçüncü de yine takım arkadaşınla. Klan. Okey. Ya şöyle aslında yapmak, takım arkadaşınla yapmak zorunda değilsin ama ben hayatta 1600 deneyim görevi var. Bak 1600 deneyim alamazsın tek başına. Alamazsın evet. Ya da 3 kere ben 5500 hasarı nasıl vuracaksın sen? Evet. Çok zor. Ama O yüzden takımdan takım arkadaşı sorumluluğu. mantıklı. Okey. Abi, ikinci ve Görüştürüyor. üçüncü görevleri kesinlikle Bir rahat de şöyle bir şey yapamayacaksın. var. Lan arkadaş. Bir de müfreze olayı var. Kale savaşları oluyor müfreze. Tamam. İşte müfrezede ya da hücumda süper takım. Bak 7'ye 7 takım açıyor. Hı. Orada zafer alınca sen 6 tane zafer alınca tüm görevler oluyor. Tamam, şimdi adım adım gidelim abi. Bu üçünü yaptıktan sonra bir sonraki gün yeni görevler açılıyor, değil mi? Doğru. Evet. Tamam. Doğru. Peki mesela ben buradan 25 puan alıyorum, buradan 50 puan alıyorum, buradan 75 puan alıyorum. Bu aldığım puanlar ne işe yarıyor, bana ne veriyor? Onu da O sanırım şu haritaya bu geleceğiz, değil bölgeleri mi? açmanı sağlıyor. Tamam. Evet, Evet, diğer bu haritaya geliyorum. Haritada bölgeleri açıyorsun. Bak 200 puan istiyor ilk bölge. İkincisi 350 falan artıyor. Sonra Bak, sabitleniyor şu an bölge. birinci dizisin yerden. Aşağıda yazıyor bak bölgeyi keşfet yanında puan yazıyor. Evet. 200 puan. Ödül de veriyor. İlk görev 200 puan toplayacaksın. Tamam. İkinci görev 300 puan. Gitgide Yine artıyor. Ha artıyor. şu Tamam. 4-5'e geldin ya bak. 4-5'e geldin. Kale simgesi var ya, değişik bir simge var. Evet. Burada diyor ki sana oyun. İstersen 4'ü açıp 6'ya geçebilirsin. İstersen 5'i açıp 6'ya geçebilirsin diyor. Yani Ha. Okey. tasarruf sağlıyorsun. Ben şimdi söylüyorum. 5'te sana stil veriyor. 4'te sana 2 skill'li mürettebat veriyor. Hangisini istersen onu alırsın. Tamam, Evet. okey. Mantık. Seçenek sunuyor sana. Bu da okey abi. Bu çok güzel anlatıyorsunuz. Aynen Süper. Peki bunların hepsini tamamladığımızda da ta 21 görevi yaptık mı? Bize bir tane direkt tank oluyorsun. Karro 45 T'yi Direkt veriyor. tank.
Ki bak bu mesela da mesela 21. görevde ödül şey görev yok bak. Direkt tanka tank alıyorsun. Var, evet. 20 yaptın mı tank açılıyor benim bildiğim. Evet, 20 yapınca açılıyor. Ve genelde de ben görevlere şöyle baktığımda kredi veriyor, premium gün veriyor, kitapçık veriyor. Deneysel donanım. Deneysel donanım veriyor. Aslında güzel. Yani zaten oynuyorsanız takımdan bir arkadaşınızı alıp takır takır bu görevleri yapabilirsiniz. Çok da zor değil. Okey abi. Günlük. Ben son söyle. Şey ekleyeyim. Günlük 3 görev var. 3 görevin hepsini yapınca 150 puan veriyor. Ha, güzel. Günlük 150 puan. 150 puan alıyor. Yani ben aslında günlük 75, 50 artı 75, 150 artı 150 mi alıyorum? Hayır, sadece 150. Tamam, sadece 150. Günlük. 75, 50. Hepsini tamam. Bitirirsen. Okey. Yani aslında bu haritaya baktığımızda biz bir günde bir görevi açamıyoruz abi. Yapamıyoruz. Ha, evet. Anladım. Bak çünkü ikinci göreve tıkla, ikinci görev 300 puanlı galiba. 350. 350 puan bak. Yani bu 3000'e tekamül ediyor. 500. Bu 500 puan. O zaman bana şöyle yapayım bir dakika. Bak şimdi ben hesap makinesini açıyorum, tamam mı? Tamam. Biz hesapladık onu ya. 68 günde alabiliyor. 68 gün. Oo. Kiresiz ama bu. Kiresiz. Tamam. Kiresiz şu an. 68 günde alabiliyor. 2 ay geçiyor yani. 2 ayı geçiyor. Bu da kayıpsız yapacaksın tabii hani. Ya bugün giremedim, bugün olmalı değil. Evet. Yayın başında da bizim kafamızda tek sosyalite süre yazmıyor. Anladım. Hani şu kadar sürede yapmanız gerekiyor yazmıyor bak şu an. Tamam. Bak hiçbir yerde yazmıyor. Evet abi. Şurada da yazmıyor. Ya sınırsız olacak hareket görevleri gibi ya da bot canı sıkılacak diyecek ki yeter artık. Bildiğim yani süre koyuyorum diyecek. Alan alır almayan. Bence hareket görevleri gibi yaparlar. Hani çok uzun bir süre koyarlar böyle. Atıyorum bir yıl falan bir ya da 6 ay 3 ay falan bir süre koyarlar. O şekilde yaparlar. Peki tamam, burası çok net anlaşıldı şey abi. Ekleyeceğiniz bir şey var mıydı, onu sorayım. Berkay, ekleyeceğin bir şey var mı Selçuk? Yani tüm her şeyi, tüm bölgeleri açman 91 gün sürüyormuş. 91 gün. Hepsini yani bu ikili seçenekleri de açtın diyelim. Hani 4'ü 5 4'ü açıp geçmedin, 5'i de açtın sen. Ne bileyim 9-10'da da var seçenek. 14-15'te de var ya böyle seçenek sunuyor sana. Evet. Hepsini açma. 91 gün sürüyor. Yani bu etkinlik 6 ay falan sürer tahmin. Evet evet. Çok çok rahat sürer. 3 aysa oyuncu bağlamada iyi bir etkinlik yani. Okey. Bu okey ya. Bunda da anlaşıldı. Anlaşılmayan bir şey yok bence. Çok net anlattınız. Ağzınıza sağlık. Şimdi bu yanda bir tane var. Şu. Bu da aynı mı? Bu da aynı. Bir dakika. Aynı aynı. Orada haritayı açıyor direkt. Tamam, okey. Çok evet. Çok temiz bir anlatım oldu. Karro peki... Tankı dön izleme yapabilirsin. Heh, oraya geleceğim abi. Karro'da seviye... kaç bu? 10. Seviye 10. İtalyan tankı. İtalyan. Şöyle bir baktığımızda dayanıklılığına... kule zarını 230 mm görüyoruz. Gövde zarı 80-70-30. Hareket kabiliyeti tankın en belirgin baskın özelliği gibi geldi bana. Azimut hızı 55. Hareket kabiliyeti... Yavaş ya bu tane biraz. Ya bunda belirli yerlerde taret de oynuyor. Eksi 10 derece eğiliyor top. Evet bakalım top derecesi. Bakalım. Şey var. Ara geçiş 9'muş galiba. Eksi 9 ama. 9-10 fark etmez. İyi, iyi bir derece. Yani aslında zaten oynadığınız bir maç abi. Klan takımlarınızla, klan takım arkadaşlarınızla oynayın. Oyunu zaten yapacaksınız abi. Böyle ekstrem bir görev yok. Aslında hani görevlere de şöyle bir bakmak lazım. Çünkü bu tank değer bir tank diye anlıyorum ben. Hani eli yüzü düzgün bir tank. Bak bu dördüncü gündür oynuyoruz galiba. Veyahut da beşinci gün. Hı-hı. Standart düzgün görevler bak. Şöyle geliyor. Ya bir savaşta 2 kill diyor. Takımla 5K, 5.5K geliyor. 1600 deneyim, bir de 1450 deneyim görevleri geliyor. En zoru deneyim bu arada. Hani tek başına yapacaksın. Tek başına. Tek başına deneyim çok zor. Yok, tek başına yapılmaz abi. Tek başı olmaz. Bunu böyle 3 kişi falan gireceksin. Zaten takır takır gidersin abi. Bir tane deneyimde kazanmaya bakıyor. Bir tane maç kazan. Zaten 3 kişinin toplamını sayıyor. Evet. Bunu 8 gündür yapıyoruz bu arada. 60 günümüz kaldı. Ben her gün sayıyorum, yazıyorum. 8 gündür yapıyoruz biz. Yani böyle takip edelim. Ben 5 diyorum. 8 gün oldu. 3'ü bitirdik. 4'e açacağız biz. Bölümlerde. Güzel. Bayağı bir açmışsınız yani 3-4.
Güzel. Yani ama zorlayacak bir görevler yok benim anladığım kadarıyla, değil mi? Değil. Takımla yok, oynuyorsan değil. Çok kolay. Okay. Tamamdır. Bunu da YouTube'a atarız zaten. Ağzınıza sağlık. Ben şimdi şöyle yapacağım abi. Bir kaydı durdurayım.